Herkese merhaba arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum. Yeni bir videoda daha yine birlikteyiz. Borsanın önümüzdeki haftaki beklentilerini, geçtiğimiz hafta neler oldu onları konuşacağız. Geçen hafta açılış itibariyle hemen şöyle bakalım. Cuma günkü şu bar dışında pazartesinden itibaren gördüğünüz gibi biraz yukarı doğru bir hareket oldu. Arkasından genelde açılışla birlikte yukarı hareket satış, açılışla birlikte yukarı hareket satış hep bu şekilde bir hareket oldu ta ki Cuma gününe kadar. Perşembe günü yurt dışı piyasalar oldukça iyi olmasına rağmen yine satış yedik. Ama Cuma günü bunu fazlasıyla kapattık arkadaşlar. Oldukça da güzel bir kapanış oldu. Haftanın da en yüksek seviyesinden kapattık. Haftalık olarak da güzel bir bar oldu arkadaşlar. Daha düşük kapatmış olsaydık da olumsuz bir bar olacaktı açıkçası. Yani en azından şu barın tepesi olan 2542'nin üzerinde olmamız bile olumlu bir durumdu açıkçası. Şimdi güncel hemen ortalamalarımıza bakalım. 5 günlük, 10 günlük ortalamamız. Gördüğünüz gibi Cuma günü, Perşembe günü ve Cuma günü buradan 5 günlük ortalamanın altından hep destek aldı. Buradan yukarı doğru hareket başladı. 10 günlük ortalama da aynı şekilde. Hiç yaklaşmadık bile. Gayet güzel bir şekilde gidiyoruz yani o taraftan da. Bu tarafta herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Destek ve dirençlerimize bakacak olursak da bizim için en başta çizdiğimiz bir grafik vardı hatırlarsanız. Şu grafik şöyle. Buraya gelmiş durumdayız arkadaşlar. Yani 2500 şey 2600 2610 bölgesine gelmiş durumdayız. Yani buralara nokta atışı olarak bakmamak gerekiyor. Nokta trend olarak bakmamak gerekiyor. Bölge olarak bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü artık robotlar öyle bir piyasaya dediğim gibi hakim ki işte sizin o nokta atışı dediğiniz çizgiyi bir anda işte satışlarla birlikte kırıp yeniden aşağı doğru alabiliyorlar. O yüzden bölge olarak bakmak daha mantıklı. Şimdi bizim için burası önemli. Zaten burasını daha önce dediğim gibi çizmiştik. Neye göre çizmiştik? Şuradaki bakın paralele göre çizmiştik. Gayet güzel bir grafik. İşte bu grafiğe göre de obo diyenler, işte onu diyenler, bunu diyenler vardı hatırlarsanız. Şimdi burada bu oba ihtimali ile ilgili birkaç kelime etmek istiyorum, söz etmek istiyorum. Şimdi obo arkadaşlar gördüğünüz gibi çok muntazam bir omuz formasyonu var. Bunlar senaryo olarak tabii ki düşünülebilir. Ben bu senaryonun gerçekleşeceğini düşünüyorum dersiniz. Ona göre işlem yapabilirsiniz ama bu tarz formasyonlarda şudur arkadaşlar. Şunu silelim hemen. Şu bizim boyun çizgimizdir. Bu tarz formasyonlarda boyun çizgisi kırılmadan bunun teyidi yani bu omuzun baş omuz formasyonun teyidi aslında budur. Bunun kırılmasıdır. Yani bu kırılmadan bunun senaryo haline getirmek çok ciddi yanlış olur arkadaşlar. Yani senaryo olarak getirebilirsiniz ama işlem yapmak çok ciddi yanlışlık olur. Zaten yani açıkçası ben buradan en tepeden işlem açarım. Benim için gerisi boştur. Ben işte stopu koyarım, geçerim derseniz o başka bir şey. Ama zaten şu kırıldığı zaman, buradaki boyun çizgisi kırıldığı zaman ciddi şekilde bunun hedefi 2000'lerde arkadaşlar. Bu formasyon hedefi gördüğünüz gibi 2000'lerde. Şimdi hatta daha da aşağılar 1800'ler falan olması lazım. Yani şuradan hemen baktığınız zaman burası 2350, burası 2700, 2000'lerde o 2000'lerde evet hatırladığım kadarıyla. Ben dediğim gibi çok fazla bakmadığım için. Şimdi buradan satışlar geldiği zaman 2000'lere kadar düşme potansiyeli varsa omuz formasyonunun. Şimdi burada kırıldıktan sonra zaten ciddi bir burada hani short açarsanız çok ciddi bir prim potansiyeli var. Bunu yapan yani. Burada bu riske girmeye gerek yok ki. Şu anda endeks gayet güzel gidiyor. Ya da dediğim gibi 5 günlük 10 günlük hareketli ortamaya atacaksınız. 5 günlük 10 günlük hareketli ortamanın altında kırılması ya da birbirini aşağı kesmesiyle birlikte short atacaksınız. Ama onun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şu anda short adına herhangi bir emare yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel hareket ediyor. Haftalık grafiğe bakıyoruz. Haftalık grafikte 2 bar üst üste çok güzel bir hareket olmuş. Bu da gayet güzel gidiyor. Şimdi baktığınız zaman bu riske girmeye gerek var mı? Bence yok. O yüzden dediğim gibi formasyonlar teyit edilmedikçe herhangi bir şey çıkartmazlar yani beklemekte fayda var arkadaşlar. Şimdi daha böyle kısa vadeli şöyle bakacak olursak da hatırlarsanız yani şu şekilde bir grafik çizmiştik arkadaşlar. Bu grafik yukarı doğru böyle giden bir düzeltme şeklindeydi şurası ama sanki burayı dediğim gibi şu bölgeden yani
Şuradan başlayıp da şuraya kadarki olan bölgenin sanki dışına çıktık gibi. Yani şu çizgi tamam halen burada önemli bir seviye açıkçası ama zaten bu da gördüğünüz gibi 2610, 2600, 2610'lara geliyor. Burası önemli bir çizgi ama sanki düzeltme bölgesi şu bölgeydi arkadaşlar. Şuraya kadar olan bölge düzeltme bölgesiydi. Biraz sonra size bir benzerlikle ilgili bir grafik açacağım. Burasının benzerliğiyle ilgili göstereceğim. Dediğim gibi borsa benzerliklerle beraberdir. Benzerlikler her zaman vardı. Zaten formasyonlar da bununla beraber çıkar. Şimdi yatay hacim bölgesine bakacağız arkadaşlar. HEVOL dediğimiz bu şeyde olan, matrikste olan bir şey, belki ideali de vardır, bir şey diyemiyorum. Şimdi günlük grafikte baktığınız zaman bakın, şunu şöyle kenara çekelim. Bakın burasının hacim olarak ne kadar önemli bir bölge olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani buranın üzerine atmış durumdayız şu anda. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız süre, şurası zaten dediğim gibi boş bir bölge. Yani çok fazla işlem dönmemiş. Yani şuradaki bölgenin üzerinde açıkçası, hani şu çizgiyi de şöyle tekrar çizecek olursak, şuradaki üst bölgede çok fazla bir işlem dönmemiş. Zaten kaldığımız 1, 2, 3, 4, 5 gün falan kalmış. Sonra sert satış yemiş. O yüzden dediğim gibi buralar çok daha önemli bir seviye. Yani 2560 bölgesi, eğer yukarı doğru 2560 bölgesinin üzerinde kalıcı olabilirsek, bu sefer burada geçen sefer gizlememiz 2682 idi. Onun da üzerine geçeriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve öncelikle 2800-2900 bölgesi, arkasından da 3000'in üzerinde hareket devam edecektir diye düşünüyorum yani. Ben zaten uzun zamandan beri söylüyorum, bu sene 3000'leri göreceğimizi söylüyorum. Halen de arkasındayım. Herhangi bir sıkıntı yok. Endekste gayet buna uygun bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi buradaki bölge önemli. Bu bölgenin üzerinde dediğim gibi kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi hemen şunları silelim tekrar. Benzerlik tarafını söyleyeceğim şimdi size. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki bölgede bir hareket oldu ve yukarı doğru bir düzeltme ile birlikte oldu. Bakın şöyle bir düzeltme oldu. Şöyle bir düzeltme şeklinde oldu. Yukarı düzeltme oldu. Yani bazen dediğim gibi düzeltmeler yukarı doğru olur, bazen aşağı doğru olur. Yani şuradaki hareket gibi mesela şu düzeltme şuradaki yükselişin düzeltmesidir arkadaşlar. Aynı şekilde dediğim gibi bu şekilde hareketli olur. Şimdi gelelim eskilere. Eskilerde ne olmuş? Benzerlik tarafına bakacak olursak. Hemen şöyle geliyorum bakın. Hemen şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Bakın burada da şuradan şu şekilde bir yükseliş olmuş. Ve şuradaki bölgede bakın yine aynı şekilde yukarı doğru bir düzeltme olmuş ama yukarı yükselişli bir düzeltme olmuş ve bu düzeltmenin sonrasında da çok ciddi bir rally gelmiş arkasından. Yani bu birinci hareket bitmiş. Şuradan bakın başlayan işte ne zaman 1096'lardan başlamış işte 30 Ekim'deki hareket. Arkasından şuradaki yatay düzeltmesini yapmış. Yatay dediğim gibi yukarı yatay düzeltmesini yapıyor. Arkasından da hop endeks uçuşa geçiyor. Bu ne zaman? 2020 yılı arkadaşlar. Toplamda 1090'dan 1600'lere kadar, 1580'lere kadar giden hemen hemen %50'ye yakın yükseliş kaydeden bir rally. Gördüğünüz gibi günlük barlarda bile çok fazla 1, 2, 3, 4, şurada da bir 4-5 tane var. 9-10 bar eksi var. Onun dışındakilerin hepsi gördüğünüz gibi yeşil barlar. Oldukça ciddi ve hızlı bir rally olmuş. Burada da aynısı olur mu? Dediğim gibi önümüzdeki hafta 2610'un üzerinde attığımız noktada bence artık hızlı bir rally'nin, daha da hızlı hareketlerin olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet, endeks tarafındaki bizim dediğim gibi görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Destek noktaları neresi derseniz de artık 2480 artık son noktadır arkadaşlar. Ama onun dışında 2480 noktası dışında da şu şekilde bir trend çizebilirsiniz arkadaşlar. Bu da 2540'lara geliyor. Bu şekilde bir trendin altına gelmememiz gerekiyor kısa vadeli. Ama son 2480 noktası bizim için son artık kale diyebiliriz. Onun altında herhangi bir pozisyon taşımanın açıkçası şu an için anlamı kalmayacak. Yine dediğim gibi 5 günlük ve 10 günlük üstel hareketli ortalamaları takip edebilirsiniz. O taraflardaki pozisyonları takip edebilirsiniz. Onun için herhangi bir sıkıntı yok. Gelelim BIST 30 tarafına. BIST 30 tarafı BIST 100 tarafından ayrı demiştik hatırlarsanız. Bakın BIST 100 buralara kadar geldi arkadaşlar.
BIST 30 daha buralarda. Buradaki grafikte de açıkçası hemen aynı şekilde çizgiyi çekecek olursak buradaki bakın 2820'lere kadar burası, buranın kırılması gerekiyor. Bu bölgenin kırılması gerekiyor. Burada da zaten hani grafik öyle bir çalıştık ki hemen şöyle bir paralel atalım. Bakın hemen hemen şöyle bir paralel de atabiliriz yani. Dediğim gibi bu biraz daha düşük kaldı. BIST 30 hisseleri daha çok BIST 100 ağırlıklı son dönemde gidiyoruz. BIST 30 gördüğünüz gibi düşük kaldı. Burası da dediğim gibi BIST 30'un kırılmasıyla, buradaki bölgenin de kırılmasıyla BIST 30'daki hareket de hızlanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki şuradaki bölgede bakın buradaki bölgenin de şöyle yapalım. Şuradaki bakın ikili tepe gibi bir tepe vardı. Şu bölgenin de dışına çıkmış olduk BIST 30 tarafında da. Buradaki hareket de gayet olumlu bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Olumsuz dediğim gibi herhangi bir olumsuzluk yok. BIST 30 açmışken buradan hemen Ağustos vadiye geçelim. XU Ağustos vade. Burada da geçen hafta çok net bahsetmiş olduğumuz çizgiler vardı. Şu bölge arkadaşlar hatırlarsanız şöyle şu çizgimiz vardı. Burayı bayağı bir zorladık geçemedik ve en sonunda Cuma günü çok hızlı bir şekilde geçtik. Dediğim gibi bunun üzerinde burayı geçerken de açık pozisyon sayısının artması da bana göre çok olumluydu arkadaşlar. Burada da sürekli satış geliyordu, pozisyon kapanıyordu. Şöyle yapalım. Sonra pozisyonlar kapanıyordu. Şunu günlüğe çevirelim. Evet. Gördüğünüz gibi şurada pozisyonlar kapanıyordu. Buraya geldikçe pozisyonlar kapanıyordu ki dediğim gibi Cuma günü ciddi bir açık pozisyon sayısındaki artış oldu. Yeniden 400 binin üzerine çıktık. O yüzden bu taraftaki yükselişi de bu destekledi. Açık pozisyon sayısının yükselmesi de destekledi. O yüzden olumluluk devam ediyor. Bunun üzerine kaldığımız sürece şurası bakın ne kadar önemli bir bölge. Şöyle daha önceki şöyle yapacak olursak bakın. Şöyle yapacak olursak bakın ne kadar önemli bir bölgenin üzerine atmış olduğumuzu görüyorsunuz. Bunun üzerinde nereler var? 2920'ler var. Şuradaki barın tepesi, şuradaki bakın buralar dipler, şuradaki barın tepesi önemli. Burada kırıldıktan sonra da açıkçası 3006, 3000 üzerindeki bölgelere hareket etmesi ihtimali yüksektir diye düşünüyorum. Şuradaki biliyorsunuz çizgiyi çizmiştik BIST 30'da, buradaki tepeleri birleştirmiştik. Burada da hemen hemen 3045'lere geliyor. Ama dediğim gibi bu vade farkından taşıma maliyetinden dolayı biraz daha farklı gözetebilir. Ama şu andaki grafikte şuradaki çizginin üzerine atmamız açıkçası tek çizgi olarak bakacak olursak gayet olumlu. Bunun dışında yukarı doğru hareketin ben devam etmesini bekliyorum. 3000'lere doğru BIST endeks vadeli kontratında hareketin yukarı gitmesi önemli. Hemen şuradan X30A pozu biraz da grafik olarak hemen bakacak olursak da gördüğünüz gibi vade başından beri aşağı doğru hareket geliyordu. Şurada birazcık durduk ve 2 günden beri ciddi bir pozisyon artışı var. Hemen hemen dediğim gibi yani ciddi dediğimizde çok aşırı yine bir şey yok. Yani 380 binlerden işte 416 binlere yaklaşık olarak işte 16-36 bin bir pozisyon açıldı. Hala açılışımızın altındayız açıkçası. Burada 500 binin üzerine attığımız noktada artık rally 500 bin, 600 bin lira kadar belki rally devam edecektir diye düşünüyorum. Eğer 600 bin lira kadar buradan çıkacak olursa endeksinin nasıl bir yukarı hareket olduğunu artık düşünebilirsiniz. Ondan sonra 600 bin lira da tekrar değerlendirmekte fayda var. Bankacılık endeksine bakalım arkadaşlar. Bankacılık endeksi de bu bölgeyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani oldukça ciddi şekilde zorluyor arkadaşlar şu bölgeyi. Bu bölgeyi ciddi şekilde zorluyor. Bu bölgenin de hemen şuna şöyle de bir yatay da çizelim. Şöyle yapalım. Bu bölgeyi zorluyor. En son satış 7 Cuma günü yine biraz toparladı ama dediğim gibi bu bölgenin yukarı doğru kırılması bankacılık endeksinde yeniden çok ciddi bir rally'nin hızlı bir şekilde yükselişin belki günlük %5, %6 bankaların tavan olduğunu falan belki görebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım yani dediğim gibi uzun vade baktığımız zaman bankacılık endeksinde şu bölgeden çıkıp da yani şuradaki bakın şu bölgeden çıkıp da üst banda atması önemli. Ve bu üst bantta da yukarı hareket devam etti. Aşağı doğru düzeltme oldu. Arkasından da yukarı doğru hareketin daha da hızlanması gerektiğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Buradan da yani yaklaşık olarak
Belki 2000, şu anda 2250, burada da 3000'lere doğru bir hareketin olmasını ben bekliyorum. Burada tabii bizim bankacılık endeksiyle benim ya çok uzun zaman önce baktığım BIST 30 rasyosu vardı arkadaşlar. Ben bankacılık endeksinde şöyle söyleyeyim. Şurada bankacılık endeksinde şurada arkadaşlar bakın şu bölge. Ben bu bölgenin kırılmasıyla birlikte bankacılık endeksinde yani şuradaki çizginin kırılmasıyla birlikte bankacılık endeksindeki durumun olumsuza döndüğünü düşünmüştüm. O zamandan beri de bunu takip ederim. İşte 2017 daha da öncesinde hatta şey oldu ama dediğim gibi bu ne zaman 2017-2016 yıllarında olan bir hareket. Buralar kırıldıktan sonra da dediğim gibi gördüğünüz gibi burasını kırmış, pullback yapmış ve yeniden yeni dip yapmış. Ama artık bundan sonra bence buradan şuradaki dibini görüyorsunuz. Bir dip çalışması yapmış burada. Neredeyse 1-2 yıl, 1,5-2 yıldan beri. Bu dip çalışmasından sonra yukarı doğru hareketin devam edeceğini ve yeniden buradaki 1,24 katına yani BIST 30'un üzerine çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Olumlu senaryosunun bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bankacılık endeksiyle ilgili olumlu devam ediyorum. İş Bankası ve Yapı Kredi en beğendiğim bankalar arasında. İş Bankası'nın büyümesi, Yapı Kredi'nin agresif büyüme isteği, yine İş Bankası'nın iştiraklarıyla alakalı olumlu durumları bunu destekliyor arkadaşlar. Aklınızda olsun bunlar da. Bankacılık endeksindeki durum da bu. Şu bölgeden çıktığımız noktada mutlaka portföyünüzde bankacılık endeksinden bir iki kağıt olmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bankacılık endeksini de bu şekilde kapattıktan sonra hisse taraflarına bakmadan önce dolar TL'ye bir bakalım. Şimdi dolar TL'deki bu garip hareket yani şuradaki KKM'den sonraki garip hareket devam ediyor. İşte dönem dönem aşağılara geliyor ama artık ondan sonra yavaş yavaş çok tık 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 yukarı doğru hareketler devam ediyor. İşte döviz spot hemen ona bakalım. Onu da şöyle güncelleyelim. Orada da kritik bölgenin üzerine çıktık arkadaşlar. Yani daha önceki zirvemizin üzerine çıkmış bulunmaktayız. Buradaki dediğim gibi çok buradan bir kopuş olmasa da üzerindeyiz. Yani 18'in üzerindeyiz. 17.95, 18'in üzerindeyiz. Buradaki zirvemiz neydi arkadaşlar? 19.50. Buralara kadar Merkez Bankası'nın yine ben bir şey yapmasını beklemiyorum. Dolar da bu pariteden kaynaklı. Şuradan şöyle bakacak olursak da işte 19,5 yine pariteyi de 1 olarak kalırsak yine 19,5'lara kadar ben Merkez Bankası'nın herhangi bir aksiyon almasını beklemiyorum. Buradaki tın hareketler devam ediyor. Cuma günü böyle bir yalan yanlış haberler çıktı biliyorsunuz. Bu Rusya ile ilgili işte yok para gelecek, yok şu gelecek falan işte Akkuyu nükleer santrali ile ilgili 20 milyar dolar falan diye. Onunla birlikte o bir satış geldi ama çok da hemen anında çok fazla durmadan yukarı doğru döndürdüler. Bu şekilde haberlerle belki bir şeyler yapabilirler diye düşünüyorum ama dediğim gibi agresif bir kararın alınmasını ben şu an için beklemiyorum. Altın tarafına altın ons altın tarafında da 1680 1680 1680 diyorum. Buradan yine dönüş yaptı. Yukarı doğru hareketle bir hareket devam ediyor gibi ama dediğim gibi 1810'un üzerinde yani şuradaki şu 1810 arkadaşlar hatta öyle söyleyeyim size 1810'un üzerine atmadığı sürece ben burada olumluya dönmeyeceğim hala. O hala olumsuzum. Bir trend olması için de 2070'lerin kırılması gerekiyor arkadaşlar. 2070'ler kırılmadığı sürece de herhangi bir şurası işte gördüğünüz gibi burası herhangi bir trend tarafı için olumlu bir düşüncem yok ons tarafında. Gram altında tamamen dolara bağlı olarak hareket etmeye devam ediyor. Dolar, TL, gram altın birlikte hareket ediyorlar arkadaşlar. Ons tarafındaki görüşlerim de bu. Hisse taraflarında evet geçen haftalarda tweet attığımız kağıtlar vardı biliyorsunuz. Buradan bahsetmiş olduğumuz kağıtlar vardı. Hemen bunlardan en büyüğü BİMAŞ'tı hatırlarsanız. BİMAŞ'ta 21 Temmuz tarihinde hatta tweetimde de belirttim. Kağıt dedim düşerken atayım da dedim yarın bir gün dedim ki yükselirken dedim zaten atan çok olur biz çok fazla yapmayalım demiştim. Şuradaki şöyle bir çizgi çizmiştim hatırlarsanız. Şurada bakın 21 Temmuz'daki 83.75 düşük görmüşüz. Kapanışımız 84.45 olmuş. Oldukça olumsuz bir gündü. Endeks yukarı giderken bir maç düşüyordu hatırlarsanız.
ve buranın dediğim gibi yukarı doğru kırılmasını bekliyorum demiştim. Ve 2 gün sonra da zaten burası yukarı doğru kırıldı ve hızlı bir şekilde bir anda işte 83'lerden 92'lere kadar 10 liralık bir hareket geldi. BİMAŞ tarafı dediğim gibi uzun zamandan beri endeks tarafında olumsuz bir durum içinde hareket ediyor ise çok fazla yukarı doğru gitmiyor. İşte hemen şunu BIST 100 tarafına bölecek olursak da ne kadar olumsuz ayrıştığını görüyorsunuz yani. İşte 2020'lerde nerelerden nerelere gelmiş açıkçası. Çok ciddi olumsuz negatif ayrışmış. Ama bundan sonra yukarı doğru ben hareketin dediğim gibi öncelikle şuradaki bakın. Şuradaki Nisan 2022'den itibaren ne kadar olumsuz ayrıştığını ve öncelikle şu çizginin üzerine atması gerektiğini, arkasından şuradaki çizginin, yani şöyle çizelim arkadaşlar. Şu bir, şu iki, bu şekilde bunların endeksten pozitif ayrışarak yukarı doğru hareketin devamını TL bazı da nerelere kadar gideriz? TL bazı da açıkçası 130-140'lara kadar bir hareketin ben potansiyel dahilinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ciddi bir hareket içinde olabilir. Uzun süreden beri burada dediğim gibi yataydı, endeksten negatif ayrışıyordu. Artık yukarı doğru şuradaki özellikle üçgenin yukarı kırılmasıyla birlikte hedefin biraz daha yukarılarda 130-140'larda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar BİM tarafında. Yani reel tarafta demeyelim de yani nominal anlamda işte bütün bilançoları büyüyor ama hisse büyümüyordu. Bundan sonra onu da kapatacaktır diye düşünüyorum. Yani enflasyondan aslında kendisini korumaya çalışacak hisse senedi. Böyle bir düşüncem var. Bunun dışında Tekfen var arkadaşlar. Tekfen tarafında da bahsetmiş olduğum şuradaki hatırlarsanız bir fincan kulp formasyonundan bahsetmiştim. Geçen haftalarda da zaten şuralarda geçen haftalarda da birazcık bura aşağı doğru bir düzeltme hareketi olabileceğini bekliyordum. Bunu da belirtmiştim zaten eski videolarda. Burada dediğim gibi burada da 24.80'ler 24.70'lere kadar bir düzeltme oldu. Arkasından tekrar yukarı gitti. Şurada bir şuradaki 21'lerden 26'lara kadar olan hareketin şunu kaldıralım artık. Şurada arkadaşlar 21'den 26'ya kadar olan hareketin düzeltmesini yapıyor şu anda işte. 26'yı zaten daha önce de belirtmiştik. 26 şuradaki gördüğünüz gibi zirvemizdi. Yani endeks tarafın hisse tarafında 26'nın yani şu bölgenin üzerine çıkılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde ben 30'lara kadar bir hareketin olma ihtimalini yüksek görüyorum. Endeksle birlikte Tekfen'de buradan çıkıp dediğim gibi 26'yı kırıp 30'lara kadar 29-30'lara kadar hızlı bir şekilde hareket etmesini bekliyorum. Zaten burada da aynı şekilde yani bu kağıdında hemen şöyle yan hacim barlarına bakacak olursak da şu bölgenin üstü boş arkadaşlar. Bakın yani gördüğünüz gibi bakın şuranın üstü işte 26-20'nin üstü boş. Yani çok fazla işlem olmadı. Çok fazla hareket olmadı. Genelde bu bölgede hareket etti. Yani buranın kırılmasıyla birlikte 29 buradaki zirvenin de kırılacağını, yukarılara doğru hareketin daha da hızlı devam edeceğini, 30'ların da üzerine gitme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bakalım artık izleyeceğiz. Dediğim gibi teknik ne derse o. Teknikte 26 üzerine atmadıktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. Bu tarafta da dediğim gibi en önemli destek noktalarımızdan bir tanesi de 24 lira arkadaşlar. Yani burada şu bölge eğer yukarı doğru kırılmazsa endeksle birlikte satış gelirse de 24 lira bizim için çok daha önemli bir nokta arkadaşlar. Şimdi Tekfen tarafındaki beklentilerimiz de bundan. Yine benim önümüzdeki hafta çok ciddi beklediğim bir hisse var Petkim. Petkim'de hatırlarsanız onda aynı şekilde buralardan başlamıştı hareketin. 8'lerde söylemiştik yukarı doğru hareket olacağını. İşte 9, 5, 9, 10 bu bölgenin çok zorlu bir bölge olduğunu söylemiştik ve burayı zorlamasına rağmen geçemedi. Burada hatta saatliklerde de şöyle bir Tobo formasyonu çizmiştik arkadaşlar. Şunu da şöyle güncelleyelim bakalım. Buradaki durumda nedir? Gördüğünüz gibi Tobo formasyonu burası daha kısa, burası daha uzun olmasına rağmen gidiyor. Ama dediğim gibi Tobo, Mobo ne derseniz artık şuradaki çizgi çok önemli. 9-10'un üzerine attığı noktada çok ciddi bir şekilde yukarı doğru hareket devam edecektir. Burada tabii bu çizginin ikinci bir önemli noktası da şu. Bakın şuradaki yükselişin yani 8 liradan başlayıp 9 liraya kadar yükselişin bir düzeltmesini şu bölgede yaşıyoruz. Yaklaşık 3, 6, 7 vardan beri bunu yaşıyoruz. Dediğim gibi buradan çıkmasıyla birlikte burada hani bayrak formasyonu, flama formasyonu da diyebilirsiniz. Şuradaki direk kadar
bir yukarı hareketin olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Bu da gördüğünüz gibi onların üzerine 10-20'lere kadar bir hareketin olma ihtimalini gösteriyor. Burada da ben hızlı bir hareket bekliyorum tek fende de. Endeksten olumlu ayrışacağını düşünüyorum açıkçası. Endekse göre de gördüğünüz gibi çok negatif bir durumda olduğunu görüyorsunuz. Neredeyse şu anda 2021 Şubat ayındaki seviyeye gelmiş durumdayız. 2021 Şubat ayında da yani şu anda halen endeksin 1800-1900'lü seviyelerinde arkadaşlar Petkim'de. Bu taraftaki olumsuzluktan tekrar yukarı doğru bir hareketin olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Yine geçen hafta da bahsetmiş olduğumuz emlak konut vardı arkadaşlar. Emlak konutu da 3 liranın üzerine attıktan sonra biraz düzeltme tarafına geldi. Bir buralara kadar pullback tarafını yapıyor gibi gözüküyor. Dediğim gibi hisse tarafı için söylüyorum. 3-3.05 üzerinde olduğu sürece herhangi bir olumsuz durum yok. Yukarı doğru hareketin düzeltmeden sonra devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bu kağıt tarafında da herhangi bir olumsuz bir durum yok şu an için. Sadece geri gelme bir düzeltme hareketi yaşıyor. Endeks tarafından bu da oldukça pozitif ayrışmıştı hatırlarsanız. Hemen şöyle bakacak olursak son 2 gün hariç bakın şuradan şuraya kadar ciddi şekilde pozitif ayrışmıştı. Endeks tarafından son 2 gün biraz düzeltmesini yaşıyor ve buradan yeniden yukarı doğru hareketin artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hisselerdeki beklentilerimiz de bunlardı. Endeks ve hisseleri de önümüzdeki hafta için herkese ben bol kazançlar diliyorum. İyi pazarlar, iyi tatiller. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.